Bilenler bilir. Tarikatlarda kalan öğrenciler yaz tatilinde eğitim için medreselere giderler. Benim kuzen, dini bütün biri, henüz lise 2'de bu medreselerden birine gitmek için ailesinden izin alır ve bir aylık bir eğitim süreci başlar. Eğitim alacakları yer Nevşehir'in bir köyü, 3 katlı, müstakil bir ev. Her evde 6 kişi ve bir müderris kalıyor ve yaklaşık 25 kişi falan var. İlk günler biraz zorlansalar da sonradan köye ayak uydururlar. Tabi yapacak başka bir şey bulamayınca geceleri böyle gizemli olaylardan bahsederler. Aralarından biri ilk gece başına tuhaf şeylerin geldiğini rüyasında bağırıp çağıran çarşaflı, kırmızı gözlü 3 kişi gördüğünü ve aniden yatağından düşerek uyandığını söyler. Gerçekliğine pek ihtimal vermezler ama evde geceleri banyodan sesler gelmesi ve mutfaktan tencereye vurma sesleri falan iyice millet rahatsız olmaya başlar. Bir gece sabah namazına kaldırma görevlisiydim. O gece uyurken çok sıkıntılı rüyalar gördüm. Ter içinde uyandım. Kalkıp tuvalete gittikten sonra su içmek için mutfağa yöneldim. Işığı açtım ama ampul yanmadı. Bozuk olduğunu düşündüm. Tam salona geçecekken mutfakta birilerini oturmuş gördüm. Uyku sersemiydim. Başta olayı idrak edemedim. Sonra gözlerim fal taşı gibi açıldı. Kapının açık olan ucundan baktığımda nasıl tarif edilir bilmiyorum ama mutfakta kapkara ve korkunç suratlı, bembeyaz elbise giyinmiş, gözleri kıpkırmızı ve burnu olmayan 3 şey gördüm. Bunlar oturmuştu ama bacakları yoktu. Yerdeki ekmek kırıntılarını aralarında paylaşır gibi yapıyorlardı. Tabii ben korkudan bayılmak üzereydim. Kapının önündeydim. Acaba rüyada mıydım derken bunların bana o korkunç gözlerine dikmesiyle rüyada olmadığımı anladım. Hiçbir rüya bu kadar korku hissettiremezdi. Bu şeyler anlamadığım dilden bazı şeyler söyleyince medresede ezberlediğim Ayetel Kürsi'yi okumaya çalıştım ama nafile dilimi hareket ettiremiyordum. Ve de tüm bunlar saniyeler içinde yaşanıyordu ama saat gibi geliyordu bana. En sonunda Allah'ın birkaç ismini zikrettim. Güç bulup medrese aliminin yanına koştum. Olayın en korkunç, en unutamadığım yanı bu şeylerin peşimden gelmesiydi. Hani bacakları olmayan biri sadece elleriyle yürümeye çalışır. Aynen bunların peşimden böyle geldiklerini hissederken bayılmışım. O an hayal meyal hatırladığım tek şey müderris Samet hocamın yanıma gelip "Defolun el melunlar, Allah'tan korkun yoksa sizi cehenneme yollarım" tarzından bir şeyler söylemesiydi. Nihayet bilincim açıldığında müderris efendinin odasındaydım ve başımda oturmuş dua okurken sabah namazını duydum. Kalktık ve beraber namaz kıldık. Namazı o kadar çok içimden gelerek kıldım ki size anlatamam. O gece uyuyamadım ve bu olayı korkmasınlar diye kimseye anlatmama sözü verdim hocama. Sabah oldu. Ben tüm bunların korkusuyla Samet hocamın yanından ayrılmıyordum. Onun odasındaki karşılıklı ranzada uyuyordum. Samet hoca bana devamlı "Oğlum bol bol namaz kıl, Kur'an oku" diyor. Ama kalbimdeki o korku bir türlü gitmiyordu. Böyle bir haftayı devirdik. Ertesi geceler her şey normal giderken bir hafta sonra bir olay daha başıma geldi. Gecenin bir köründe uyandım. Hoca yatağında oturmuş bana bakıyor. Oda karanlık ve önünde yanan büyük bir mum var ama elektrikler kesilmemiş. Koridordan yansıyan ışığa baktığımda anlıyorum. Hocaya seslendim. "Hocam iyi misin?" diye. Ama gözler dimdik, kızgın bir şekilde bana bakarak bir şeyler diyor. Ben olayı kavrayınca "Beni korkutamazsınız, Rabbimin yardımı benimle" tarzında bir şeyler söylerken tam o anda hocamın başındaki takkesi kendiliğinden duvara tosladı. Mum birden ortadan kayboldu ve odanın penceresi güm diye kendi kendine kapandı. Müderris hoca o anda yere yığıldı. Ben bu sefer hüngür hüngür ağlıyorum. Sonra diğer öğrenciler sesleri duyup odaya doluşunca durumu anlatmak zorunda kaldık. O gece kimse uyumadı.
Hoca kendine geldiğinde eşyalarınızı toplayın, sabah boşaltıyoruz dedi. Ertesi gün orayı boşalttık, evlerimize dağıldık. Bir daha da kimse korkusundan yatılı derslere gelmedi. Kuzenim son derece dürüsttür. Hiçbir zaman en ufak bir yalanına şahit olmadım. Bunları anlatırken ki halinden olayın gerçek olduğunu çıkartabiliyordum. Şu an Kastamonu'da müderrislik yapıyor. En son konuştuğumuzda köydeki bazı art niyetlilerin bizi buradan kovmak için eve bunları yolladığını, o evdeki kafir cinlerden olan bir grubun ilim derslerini engellemek için yaptığını çok sonradan öğrendim demişti. O köyde 2013 senesinde yaşanan bazı tuhaf olaylar sonucu delirenlerin olduğunu duymuş. İlk hikaye burada son buluyor. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bundan 9 yıl önce bizim son derece sakin, sessiz bir yaşantımız vardı. İki katlı bir evde yaşıyorduk. Alt katında babaannem, halam ve yengem, üst katında da biz oturuyorduk. O zamanlar hiç bilgim yoktu. Cinlerle ya da buna benzer şeyler hakkında o yaşımda sorguladığım tek şey 4 yıl boyunca aynı kabusu görmüş olmam. Her gece uyurken şu rüyayı gördüğümü hatırlıyorum. Evin koridorundayım. Hemen karşıda annemle babamın yatak odası var. Yatak odasının kapısının hemen yanında bir koltuk var ve o koltukta yengem oturuyor, arkası dönük bir halde. Sesleniyorum, bir türlü arkasını dönmüyor. Yanına doğru gidiyorum. Saçları yüzünü kapattığı için yüzünü göremiyorum. Sadece histerik bir şekilde gülüyor. Tekrar sesleniyorum, başını kaldırıp bakıyor ve yüzünü tarif etmem imkansız. Göz bebeği tamamen bembeyaz, yüzünün rengi de aynı şekilde. Sadece bana bakıp gülüyor. Yenge diyorum, ne oldu? O histerik gülüşünün yerine bana nefretle bakan bir ifade alıyor. Bir anda iki omzumdan tutarak beni sarsıyor. Sen yaptın, bunu sen yaptın diyor. Size yemin ederim, ben bu rüyayı aralıksız 4 sene boyunca her gün gördüm. Tabii o rüyalardan sonra yengemle arama mesafe koydum. Bir gün bir şekilde evde yengemle baş başa kaldık. Korkuyorum ama belli etmemeye çalışıyorum ona. Bir an televizyona daldım. Yengem ayağa kalktı ve annemin yatak odasına doğru gitti. Yatak odasının oradaki koltuğa oturdu. Ben o sıra içimden sadece dua ediyordum. Bir süre oturduktan sonra yanıma geldi. Yanağımı sertçe okşadı ve aşağıya indi. Annemler eve geldiğinde yengem ortalıkta yoktu. Ne yengem vardı ne de bir haber. Sırra kadem bastı. Şu an 19 yaşındayım ve geçen ay dedemin mezarına gittim. Dua edip çıkacakken yengemin isminin yazılı olduğu bir mezar gördüm. Başta ihtimal vermedim ama gerçekten oydu. Hala kimse buna bir açıklık getirebilmiş değil. Ailesi de sen ortalarda yok. Ve en kötüsü ben aynı rüyaları görmeye başladım yine. İkinci hikayede burada son buluyor.